Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Herkese selamlar. Çok uzun süredir insanlık zaman kavramını konuştu durdu. Acaba gerçekten zaman var mıdır? Zaman sadece bir algı mıdır? Yoksa zaman izafi midir gibi sorular bilim insanlarını uzun süre meşgul etti. Yakın dönemin ünlü bilim insanları olan Galileo, Newton, Einstein ve Stephen Hawking gibi kişiler bu sorunun cevabını uzun süre aradılar. Elbette hepsinin de kendine has bir teori sistemi vardı bu konuyla ilgili. Örneğin Einstein'ın relativite kuramına göre zaman sabit değildir. Hıza bağlı olarak uzar veya kısalır. İşte Einstein zamanın göreceliğini bu şekilde izah eder ve günümüzde kabul edilen de bu kuramdır. Ancak zamanın göreceliğini biz farklı bir kaynaktan daha öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim'den. Allah günümüzden 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'i bir rehber olarak indirmiştir. İnsanlığın bilim ve teknoloji ile daha yeni kavramaya çalıştığı birçok ilmi 600'lü yıllarda insanlara vahiy sonucu bildirmiştir. Ve zamanın izafiliği de bunlardan bir tanesi. Allah Kur'an-ı Kerim'de zamanın izafiliğini birçok yerde örnekleriyle anlatmıştır. Örneğin onlardan en bilineni 7 uyurlar olayıdır. Ashab-ı Kehf olarak da bilinen 7 uyurlar hakkındaki ayette zamanın izafiliği yani değişkenliği hakkında gösterilebilecek ayetlerden belki de en önemlisidir. Melekler ve ruh, süresi 50 bin yıl olan bir günde, dönemde ona yükselirler. Me'ariç suresi 4. ayet. Bu ayette de melekler alemiyle İnsanlar aleminin arasındaki zaman algısının çok farklı olduğuna işaret etmektedir. Kur'an, değişik durumlarda gün kavramının değişeceğini, bir günün 50 bin yıla eşit olabileceğini söylemiştir. Yüzlerce yıl, muhtemelen acaba böyle bir şey nasıl olabilir itirazlarıyla karşılaşılmış olan bu ayetlerin, aslında ne kadar önemli gerçeklere işaret ettiği son yüzyıllarda anlaşılmıştır. Yani Kur'an'da zamanın göreceliği yani zamanın her yerde aynı hızda akmadığına işaret edilmiştir. Einstein'ın teorisine göre zaman uzay dokusuna örülmüş şekildedir. Uzay zaman dokusunun değişmesiyle zamanın akışı da değişebilir. Zamanın akışı iki faktöre bağlıdır. Hıza ve yer çekimine. Hız ve yer çekimi kuvveti arttıkça zaman yavaşlar. Şimdi gelelim önemli konuya. Günümüzde bazı kişiler, madem Kur'an 1400 yıl önce zamanın izafiliğini biliyordu da, Einstein açıklayana kadar
neden bir Müslüman açıklamadı kardeşim diye eleştirilerde bulunuyor. Oysa gerçek hiç öyle değil. Einstein'dan tam 1000 yıl önce bir Müslüman bilim insanı Kur'an-ı Kerim'i temel alarak zamanın izafi yani değişken olabileceğini açıklamıştır zaten. O kişi Müslüman bilim insanı Ebu Yusuf el-Kindi'dir. El-Kindi felsefe, tıp, matematik, astronomi, ilahiyat, psikoloji, fizik, kimya ve müziğe kadar pek çok bilim dalında eser yazan bilim insanıdır. Kindi, düşünce alanından başka konularda da alim bir kişiydi. Farabi ve İbn Sina'nın çalışmalarına rağmen kendisi de yaşadığı asrın büyük Müslüman filozofları arasında sayılmıştır. Kindi felsefeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojiden diyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar 20 ayrı dalda eser vererek sayıları 277'yi bulan bir külliyat oluşturmuştur. Akla büyük bir yer veren meşşailik felsefesini ilk başlatan kişi de Kindi'dir. Kindi'nin 17 eseri Latince'ye, 4'ü İbranice'ye tercüme edilmiştir. Kindi izafiyet teorisini şöyle açıklar. Mekan ve hareketin izafi olduğunu, zamanın cisim ve hareketten ayrı düşünülemeyeceğini söylemiştir. Yavaş dediğimiz şey uzun zaman içinde belli bir mesafenin kat edilmesidir. Hızlılık ise kısa zaman içinde aynı mesafenin kat edilmesidir demiştir. Yani aslında zamanın izafi olduğunu Einstein'dan en az 1000 yıl önce Kur'an-ı Kerim'i araştırarak bulmuş ve açıklamıştır. Einstein ise bu olguyu teoriye oturtmuş kişidir. Elbette ki emeği büyüktür. Zira Kur'an akletmez misiniz der ve bu akletme işidir. Yani bakmayın siz birilerinin madem Kur'an'da vardı niye bugüne kadar ortaya çıkmadı demelerine. Onlar bilmiyor diye ortaya çıkmadı sayılmıyor haliyle. Kindi gibi birçok Müslüman bilim insanı vardır. Kindi, Einstein'dan 1000 yıl önce zamanın izafiliğini ilk söyleyen bilim insanıdır ama ismi pek bilinmez. Kindi'nin temel aldığı bilgi kaynağı ise Kur'an-ı Kerim'in zamanın izafiliğini anlattığı ayetlerdir. Ne mutlu bakmayı ve görmeyi bilene.